Burada Beşiktaş kampındayız. Konuğumuz Getson Fernandes. Öncelikle izin gününde bizimle bu röportajı yaptığı için kendisine teşekkür ediyoruz. Yorumcumuz Serdar Sarıda ve tercümanımız sevgili Fatih ile birlikteyiz. Çok teşekkür ediyorum. İlk soruyu da müsaadenizle sormak istiyorum. Kamptasınız, yeni bir hoca, yeni katılan futbolcular var. Nasıl görüyor durumu şu anda? Gayet iyi gidiyor şu an kamp ortamı. Hepimiz çok iyiyiz. Yeni oyuncular geldi bildiğiniz gibi. Yeni hocamız geldi ve yeni hocamızın her gün idmanlarda bize fikirlerini aşılamasına adapte oluyoruz ve çok da iyi gidiyor. Hocamızın istediği şekilde burada olan oyuncular, yeni gelen oyuncular çok iyi bir ortamda çalışıyoruz. Ben de kendisine şunu sormak istiyorum. Şimdi geçtiğimiz sezona göre çok daha farklı bir orta saha yapılanmasına doğru gidiyor. İleri uçta da olsun, işte kenarlarda da olsun çok daha değişik bir kadroya doğru gidiyor Beşiktaş. Dolayısıyla tabii geçtiğimiz sezon takım halinde düşüşte olduğu için birçok oyuncunun gerçek performansını göremedik. Biz Getson'un gerçek performansını bilen biri olarak soruyorum. Bu değişim, bu kadro değişimi Getson'a bir dahaki sezon için neler getirir, neler katar? Çok daha farklı bir Getson, daha ofansif bir Getson görecek miyiz acaba? Tabii ki geçen sene evet istediğimiz şeyleri gerçekleştiremediğimiz bir yıl oldu ama ona rağmen kupayı kazandık. Ağustos'tan artık geçen seneyi kapattık diyebilirim. Galatasaray'a karşı Süper Kupa'yı almak için mücadele edeceğiz. Avrupa Ligi'ne katılmak istiyoruz. Bu seneki bir anlamda hedeflerimiz bu. Kişisel olarak şunu söyleyebilirim. Ne olursa olsun sahada her zaman savaşan bir Getson var. Daha çok savaşacağım. Kısa vadeli hedeflerimiz zaten sonunda biliyorsunuz. Sezon hedefimiz var, şampiyonluk. Bunları başarmak için her zaman yaptığım gibi yeni oyuncularla beraber, yeni sistemle beraber gün be gün çalışarak idmanlarla ben kendimi geliştiriyorum. Onlarla beraber oynamayı öğreniyorum. O yüzden şunu söyleyebilirim. Direkt sorudan bağımsız ben her zaman savaşan, sahada %100'ü veren bir oyuncuyum zaten. Böyle devam edeceğim. Süper Kupa'dan bahsetti. 3 Ağustos tarihinde oynanacak karşılaşma. Tabii ki ilk hedef o. Olimpiyat stadı olması Beşiktaş için bir avantaj mı? Çünkü en son kupayı orada aldı Beşiktaş. Çok yakın bir zamanda ve Galatasaray'ın da hocasının Beşiktaş'ın istediği yerde oynanacak şeklinde bir açıklaması oldu. Ondan sonra da şunu ilave etmek istiyorum yanına. Geçen sene Beşiktaş'ın aldığı sonuç, ligde aldığı sonuç hiç beklenmeyen bir sonuçtu. O kadar puan farkı beklenmiyordu. Yeni katkılardan sonra, yeni oyuncuların gelmesinden sonra Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile birlikte şampiyonluk mücadelesinde ortak olur mu? Şansı ne olur? Süper Kupa ile ilgili stat asla önemli değil. Nerede olursa olsun Beşiktaş savaşarak oynamak zorunda. Hangi stat olursa olsun biz kazanma azmini sahada göstermek zorundayız. Kazanmak için o ruhu sergilemek zorundayız. O yüzden bence stadın bir avantaj, dezavantaj olma durumu yok. Evet, geçen yıl çok kötüydü. Geçen yıl gerçekten çok muazzam bir puan farkı ile bitirdik sezonu lider ve ikinci ile. Ama bu seneye odaklandık. Az önce söylediğim gibi geçen seneyi artık kapattık. Geçen seneki sadece olumlu tarafına bakıyoruz. Kupayı aldık, Türkiye Kupası'nı. Ve bu sene bence Beşiktaş'ın büyüklüğüne yakışır bir şekilde onlarla mücadele edeceğiz. Ve zaten her sene olduğu gibi Beşiktaş şampiyonluk için sezona başlar. Bu şekilde başlayacağız ve bu sene geçen seneki gibi olmayacağını, tekrarlanmayacağını biliyoruz. Daha iyi olacak. Şunu eklemek istiyorum. Transferin en çok konuşulan isimlerinden biri. Birçok kulübün ilgilendiği bir oyuncu. Tabii biz son zamanlarda Rus kulüpleriyle ismini duyuyoruz. Çok böyle farklı haberler çıkıyor. Sakın yanlış anlaşılmasın. Bir transfer haberi almaya çalışmıyorum ama kendisi birinci ağızdan söylerse çok daha sağlıklı olur bence. Bu kadar çok transfer haberi çıkıyor, gidiyor, kalıyor derken biz en iyisi kendisine soralım. Getson'un bir dahaki sezon planlaması nasıl? Beşiktaş'ta mutlu olduğunu biliyoruz. Sanırım önceliği herhalde Beşiktaş'ta devam etmek. Bu konuda birinci ağızdan söylerse bence çok daha iyi olur. Ben karakter gereği olduğu yerde oraya odaklanan bir oyuncuyum. Zaten sizin de söylediğiniz gibi Beşiktaş'ta mutluyum. Beşiktaş'ta bir kontratım var ve ben buranın oyuncusuyum şu an. Buraya odaklanmış durumdayım. Tabii futbolun doğasıdır bu. Futbolun doğasında oyuncuların gelecekleri bazen belli olmaz. Baştan bu sadece benim için geçerli değil. Dünyadaki her oyuncu için her zaman gelecek bazen muammadır. Ben burada mutluyum şu an. Beşiktaş'ın oyuncusuyum ve buradaki işime odaklanıyorum şu an. Gelecekle ilgili konuşmanın da pek bir manası yok. Şu an buradayım. Ben Beşiktaş'ın oyuncusuyum. Çok iyi tanıdığı iki teknik adamı sormak istiyorum kendisine. Aslında sadece Getson değil, bütün dünya tanıyor. Santos ve Mourinho. Portekizli iki çalıştırıcı. Mourinho Türkiye'de, Fenerbahçe'de ne yapar? Primeiro, cada treinador
Tabii ki ikisi de farklı tipte hocalar. Farklı hocalar ama ikisi de çok büyük karakter. Çok büyük, tecrübeli hocalar. Santos hocanın kendine ait bir futbol anlayışı var ve çok başarılı da oldu. Burada istediği gibi olmadı ama futbolun içinde var bu. Bazen oluyor futbolda, bazen olmayabiliyor. Jose Mourinho ile ilgili de kendisi çalıştım. Çok büyük bir hoca o da. Çok tecrübeli bir hoca. Gerçekten iyi bir hoca. Bunu söylemem zaten gerek bile yok. Ama bizim şu an odaklanmamız gereken şey Beşiktaş. Biz ne yapacağız? Başarılar diliyorum tabii ki doğal olarak. Ama asıl önemli olan şu an biz ne yapıyoruz? Biz ne yapacağız? Daha önce de Jesus da çalıştı Fenerbahçe'de. Beşiktaş'ta Carlos Carvalho vardı. Pereira vardı Fenerbahçe'de. Çok eleştirildiler Portekizli hocalar. Yani sorun Portekizli hocalarda mı yoksa bizde mi? Baktığınız zaman zaten hiçbir zaman her zaman istenildiği gibi olmuyor. Yani bu açıdan da herkes bir düşünceye sahip olabilir. Kamuoyunun düşüncesi olabilir futbol severlerin. Ama hem Portekizli futbolcular hem Portekizli hocalar için aslında bir spesifik olarak burada başarılı olamıyorlar, oluyorlar bence diyemeyiz. Çünkü futbolun içinde olan şeyler. Bazı hocalar bazı yerlere gittikleri zaman başarılı olamıyorlar. Bazı oyuncular da öyle. Ama bu bahsettiğimiz isimler de kendilerini kanıtlamış isimler. Aslında biraz da ortada gri bir alan. Bununla ilgili net bir şey söylemek imkansız. Tabii kendisi bahsetti, kamp gayet oldukça iyi geçiyor, güzel geçiyor. Bu sene bazı transferler, önemli transferler değil kampa, İstanbul'a bile yetişti. Geçen sene kamp döneminde yeni transfer yoktu. Bu durum olumlu yansır mı? Bu durum kampın içerisindeki rekabet açısından da kaliteyi yükseltiyor mu? Bununla ilgili neler söyleyecek? Aslında oyuncular geç gelsin ya da erken gelsin bence bu bir bahane. Yani şöyle söyleyeyim, geçen sene oyuncuların işte geç geldiği için böyle olduk diyemeyiz. Olay gelişim ve kendi oyuncuların çalışmasıyla alakalı, takım kimyasıyla alakalı. Geçen sene olmadı. Yani bunun sebebi oyuncuların geç gelmesi değildi. Bu sene de oyuncular erken geldi diye çok iyi olacağız diye bir durum yok. Önemli olan geç ya da erken gelse de oyuncular o bahsettiğim takım kimyasını, hocamızın sistemini iyi uygulayabilmek. Tamamen bu çalışmayla ve kendimizi geliştirmeyle alakalı bir durum. Kameramızı Beşiktaş taraftarı, Beşiktaş camiası olarak görerek onlara bir mesaj vermek ister mi oraya bakarak? Evet, geçen sezon bir kötü bir sezon geçirdik ama bu sezon için taraftarlarımıza şu mesajı verebilirim. Sahada ne olursa olsun tabii ki sıkıntılar da olacak. Tabii ki inişli çıkışlı bir süreç de olabilir. Futbolun içinde var. Maç da kaybedeceğiz, puan da kaybedeceğiz. Ama bu sene emin olsunlar ki gerçekten her oyuncu buradaki limanlardan da kamptan da ben gördüğümü söylüyorum. Her oyuncu %100'ünü veriyor. Her oyuncu asla pes etmemek üzerine bir mentaliteyle hocamızla beraber sezona başlıyoruz. Kampımız böyle geçiyor. Ben de bunu hissediyorum takımda. Onlara şunu sözünü verebilirim. Gerçekten sahada ya, sinmiş bir görüntü görmeyecekler. Savaşan bir takım görecekler. Asla pes etmeyen oyuncular görecekler. Bir de şunu eklemek istiyorum. Önemli. Geçen sezon çoğu röportajımda kaybettiğimiz maçlardan sonra özellikle berabere kaldığımız, puan kaybettiğimiz maçlardan sonra hep bize güvenin diye konuştum. Kötüydük evet. Geçen sene gerçekten kötü bir performans sergiledik ama umudunuzu kaybetmeyin diye ve elimizden geleni yapacağımızı, savaşacağımızın sözünü hep vermiştim taraftarlarımıza. Şu anda onu hatırlatmak istiyorum. Yani şöyle, o kadar kötü bir sezonda bile biz taraftarlarımıza bir kupa getirdik ve bu sene çok daha iyisi ve çok daha farklısı olacak. O yüzden bu mentaliteyi onlara hatırlatmak istiyorum. Asla bizden de pes etmeyin, bizden vazgeçmeyin. Bu oyuncu grubu o kadar kötü bir sezon geçirse bile Beşiktaş'ın büyüklüğü işte bu, kupa aldık. Bu sene de daha iyisi olacak. Bunları eklemek istiyorum. Avrupa Şampiyonası'nda da şunu gördük açık ve net olarak. Oyun fazla durmuyor, hakemler fazla oyuna müdahale etmiyor ve gerçekten göze hoş gelen bir futbol sergileniyor. Türkiye'de bu neden olmuyor? Hakemlerle ilgili konuşamam. Ya bu durumun neden olduğuna dair de bir şey söyleyemem. Euro 2024'ü pek takip etmedim. Çok az maç izledim. O yüzden oradaki yaptığınız yorumla ilgili de aslında bir şey söylemem zor olur. Ama futbolun doğası diyelim. Belki de sezona kupayla başlanılacak diyelim. Sıcak hava, izin günü. Eko TV adına hem sana Fatih hem Getson'a çok teşekkür ediyorum. Serdar. Ben de çok teşekkür ederim vakit ayırdığı için. Bu son mesajı gerçekten çok anlamlıydı. Ne olursa olsun vazgeçilmemesi lazım diye düşünüyorum ben de. Teşekkür ediyorum.